Fotoğrafın öyküsü başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz bu akşam. Erhan Alpay bizlerle birlikte. Erhan hoş geldin, nasılsın? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz? Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi fotoğrafların öyküsünü sen anlattıkça çok daha iyi olacağız. Ve merakla bekliyoruz. Hemen başlayalım mı? Olur. Heyecanlı nasıl? Mısın? Merak ediyor musun? Yani, sanki biraz böyle bir tereddütlü geldi. Yok. İlk canlı yayınım bu arada. Öyle mi? Yani canlı yayına çıkmadım ama yani çok da heyecanlı da değilim. Bilmiyorum, öyle mi gözüküyorum? Olabilir mi? Bilmiyorum. Var sanki biraz. Yani, ama şimdi fotoğraflarda hangi fotoğraf gelecek, ya. Ne olacak falan, onun heyecanı da var. Hadi gelsin o zaman, başlayalım ilk fotoğrafla. Eyvallah. İşte buyurunuz efendim, ilk fotoğraf geldi ekranlara. Neredesin burada? Kaç yaşındasın? Burası Çınarcık, Yalova. Çınarcık. Bu kaç yaşındayım? Burada herhalde 6 falan olabilir. 5, 6. Hatırlıyor musun bu fotoğrafın çekildiği anı? Muhtemelen babam çekmişti. Çünkü babam fotoğrafçı olduğu için bizim evde yani çuvalla fotoğraf var. Onun için ben programa geldiğimde de hangisini seçeyim falan gibi bir şey olmuştu böyle. Dedim ki elime gelen hangisiyse onu alayım getireyim. Muhtemelen babam çekmiştir. Burası Çınarcık. Peki bu anını hatırlıyor musun? Ya da bu ya, hadi fotoğrafın çekildiği an hatırlamasan bile hani o güne dair aklında kalan bir şeyler var mı? Bu an bence keyifli bir an. Çünkü bayağı ağzım kulaklarıma varacak şekilde gülüyorum. Deniz kenarındayım. Ya Çınarcık'ı çok severim. Yalova Çınarcık. Orada çok büyük yani bir dönemimiz hep orada geçti yazları. Oraya giderdik okul kapanınca. Dolayısıyla benim için yani yüzmeyi falan orada öğrenmişimdir. Orası... Çocukluğun Çınarcık'ta geçti o zaman. Evet, yani yazları orada. Hani herkesin bir yazlık hikayesi vardır. Benim hikayem de orada. Peki mesela orada bir simitçi görüyorum. Böyle denize girip koşup ondan sonra biraz böyle karnın acıkınca oradan bir simit falan, öyle var tabii, mı anılar? Tabii simit, Alaska Frigo vardı o zaman, dondurma. Bu tahmin ediyorum herhalde 89 falan olabilir bu resim. 88, 89 o civarlar. Peki hadi devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin bakalım. O havlu hala duruyor. Vay güzel. Burada ya bu, neredesin? Burası Şartköy olması lazım. Burada aslında bütün arkada babam var. Onun yanında babamın arkadaşları var. Necati amca var, ortada Ali Rıza amca var. Bu fotoğrafın şöyle bir hikayesi var. Aslında nedense kesik çıkmış ama aynı fotoğrafı düğüne gelmişlerdi, benim düğüne. Üçünün ve benim de olduğum bir fotoğraf var. Ama onu koymamışım. Yani keşke onu koysaydım, o ikisi manidar olur. Yani yıllar sonra o üç adamla tekrardan bu çocuk. Ben bir şeyi arada çok seviyorum. Babamın arkadaşlarını, onların muhabbetleri falan çok hoşuma giderdi böyle. Orada da herhalde ben masayla alakalı bir şey yaşıyorum da, orada fotoğrafı çeken herhalde bak bana falan demiş. Ben de ona ne var diye. Kesin güzel bir sohbet vardı. Sen evet, böyle sanki o sohbetin içine dahildin. Bir anda böyle çok tatlı geldiysen fotoğrafı kim çektiyse hemen dön bakayım bir. Dön bakayım bir bacanlık bir bakış öyle evet, sanki. Ne var falan gibi. Hatırlıyor musun peki bu anı? Bu anı çok hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorsun. Ama bu çok benim çok sevdiğim bir yani. Ya dediğim gibi o kadar çok fotoğraf var ki çocukluğuma da. Hangi birini hatırlıyorsun? Yani bütün anlarımız deklanşöre geldiğinde tak 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 basmış olan. Ne güzel ama ne şanslı bir çocuksun aynı zamanda. Babanın fotoğrafçı olması. Ne fotoğraflar vardır. Aile fotoğraflarının haricinde aile de kesin çok yani güzel bütün fotoğraflar. Herkesin fotoğrafları bizde mevcuttur yani. Süper arşiv. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Burası Çınarcık, o abim, babam, ben. Bu denizden gelmiş, bunu hatırlıyorum. Aşağıda hatta bisiklete ilk bindiğim zamanlardır bu, öğrendiğim zamanlar. Hatta aşağıda da bir tane bisiklet BMX vardı diye hatırlıyorum. Bu fotoğrafı iyi hatırlarım yani, o zamanları iyi hatırlıyorum. Böyle çok hareketli bir çocuk muydun? Bakışlardan hiç durmam. Yani hep
koltukların üstünde falan gezen bir Peki bakalım, devam edelim sıradaki fotoğrafla. Oradan hop İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yıllarına geçtik. Evet, bu 2007 falan olması lazım fotoğraf. Nasıl bir anın fotoğrafı? Ya bu benim diğer kolumda orada şey var, tost var galiba. O bu bir anda böyle hadi okulun önünde bir fotoğraf çekelim. Hatta Uygar'ın elinde de tost var galiba ya da ayran var arkada. Aramızda Çiğdem var, Mete, Gizem, Ayça var ve... Hala bu ekiple vurduk beraber. Yok, bu ekiple bir de Uygar'la görüşürüz. O şurada arkada zayıf, gerçi hepimiz zayıf orada da. Gözlüklü olan. En arkada, evet. Tamam. Yani inançla falan da karşılaşırız, görüşürüz yani. Şey yaparız. Nasıl oyuncu olmaya karar verdin? Ya işte o çocukken o müzik çocuk, büyüyünce oyuncu olmaya karar verdim. Yani böyle taklit yeteneğinden mi geliyor? Ne bileyim işte çocuk tiyatrosuna mı gidiyordun? Oradan mı böyle bir anda ya da izlediğin bir televizyonda ne bileyim hoşuna giden bir film ya da bir diziden bende mi oynuyor? Yani nasıl gelişti ya da okulda mı mesela böyle tiyatro etkinliklerinde? Yani biraz enerjiyle alakalı. Ben hep şunu söylerim, hani belki çok iyi bir oyuncu olmayabilirim, kendim için söylüyorum. Ama çok enerjisi yüksek bir oyuncumdur. Hani kendimde hep bunu görmüşümdür. Yani bu benim büyük bir avantajım olmuştu işe başlamadan önce. O enerjiyi bir şekilde sarf etmem gerekiyor. Nerede kullanacağımı bulmam gerekiyor. Ve bu süreç beni oyunculuğa kadar böyle itti. Yani ortalama 17-18 sene falan olmuştur. İlk mesela ne zaman karar verdin oyuncu olmaya? Kaç yaşlarında? İlk 19-18 o civarlarda falan artık dedim ki tamam ben bu işi... Sınavlara hazırlanırken ben konservatuvara gireyim. Evet, yani bir Kartal Belediye Konservatuvarı gibi bir şey açmıştı. Orada böyle drama eğitimi veriyorlardı. Oraya girmiştim ilk. Orada dedim ki herkes benim gibi yani. Herkeste bir tuhaflık, bir yani hani bana... Bir değişik herkes. Kendimi yakın gördüm. Evet, bunlar benden dedim yani. Ve dedim ki tamam ben bunu yapmam gerekiyor yani. Kesin ben bu mesleği seçtim. Evet, ve o da öyle sürükledi ve buralara kadar geldim yani. Ama öyle değil mi yani, farklı farklı bir sürü karakter canlandırıyorsun. İşte tiyatro sahnesine bir çıkıyorsun, yüzlerce insan var karşında. Evet. Bambaşka bir şey oynuyorsun. Bazen çok güldürüyorsun, bazen çok ağlatıyorsun. Bazen hani bambaşka karakterle hani kesinlikle canlandırırken bir değişik bir şeyler, kostümler derken... Evet. Hiç böyle... Yani bir tanımı yok yani, bu hani oyunculuğu nasıl anlatabilirim ya bilmiyorum, hani birçok kişi tabii ki kendi meşrebince bir şekilde anlatıyordur ama benim için de bir derya yani, bunun bir tarifi, bir kelimenin içerisine sığdırabileceğim bir keşke şöyle diye yani bu böyle bir değil de böyle bir insan olsaymışım dediğin her şey olabilirsin. Yani bir proje gelir, hayalini kurdun. Yani belki hani ben öyle olsaydım nasıl yapardım dediğin bir kişiye bürünebilirsin mesela. O çok büyük bir avantaj. Tabii yani sınırı yok onun. Sınırın yok, evet. Yani doktor da olabilirim, evet. Bir katil de olabilirim, polis de olabilirim. Her an her şeyi canlandırabilirsin. Bir konuğum gelmişti, şimdi hatırlayamayacağım. Yani hangi konumda, sadece böyle aklımda kalmış sohbetten. Ben mesela o kadar kararsızdım ki meslek konusunda dedi. Yani doktor mu olsam, avukat mı olsam, mühendis mi olsam, ne bileyim işte böyle ticaretle mi uğraşsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye hep böyle düşünüyorum. Ben en azından oyuncu olayım, hepsini yapayım demiştim. Büyük bir açıklama yapmıştı. Evet. Çok doğru aslında, çok güzel bir yaklaşımdı. Çok gülmüştük o zaman da. Devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet, bu fotoğrafın öyküsüyle devam edelim. Abi bu sevgili eşim Arzu. Bu fotoğraf, bu kuzenimin düğününde çekilmiş bir fotoğraf. Abi çok güzel. Nasıl bir an? O zaman daha henüz evli değildik. Güzel, mutlu bir andı. Gözler parlıyor gayet. Evet, gözler parlıyor. Fotoğrafı çeken de abim olması gerekiyor galiba. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaşım... Eşinizin adı? Arzu. Arzu. Arzu Hanım'la. Buradan selam gönderiyorum. Selam ve sevgilerimizi gönderelim biz de. Nasıl tanıştık? Bir arkadaşımız aracı olmuştu.
Bayağı görücü usulüyle tanıştık gibi bir şey olabilir yani. Aslında o ortak arkadaşımız bizi iyi tanıyordu. Yani onu tanıyor, beni iyi tanıyor. Dedi ki herhalde bu ikisi iyi meç olur falan. Biraz öyle oldu bizimki de. Oturduk, sohbet falan. Sonradan dedim ki tamam. Böyle bir ilk gördüğünüz an böyle bir şey hemen böyle... Evet, çok asaletli. Hemen o enerjiyi ve, evet, çok asil aldın. Ve asaletli gelmişti bana. O hala da devam ediyor. Güzel, tabii ki keyifli anlar. Tabii bizim de oldu yani 8 sene olmuş. Maşallah diyelim, böyle güzel anlarınız sağlıkla devam etsin. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Evet, çok güzel bir fotoğrafla devam ediyoruz. Bu 3 yaşında Evrim. Oğlumla. Evrim. Evrim. Burada 3 yaşındaki doğum günü fotoğrafı. Çok güzel ve çok eğlenceli bakmışsın. Çok güzel, çok eğlenceli. Şu an kaç yaşında? Şu an Mart'ta 7 olacak. Ay maşallah. Eylül'de işte okula başlayacak. İç öğretim. İzliyor mu Evrim acaba bizi? Şu an izliyor olabilir. Bilmiyorum. Evrim'e de sevgilerimizi gönderelim. Bak, Evrim televizyonda çok güzel bir anının fotoğrafını konuşuyoruz şu anda. Peki nasıl verdiniz bu pozu? Evrim de çok eğleniyor, saçlar. Ya durmuyordu, koltuğa falan atlıyordu. Ben de bir doğum günü, hani bir fotoğrafımız olsun falan, öyle yakaladım onu, kaçıyordu, tam öyle bir fotoğraf. Evrim'in bu hallerine bakıp aynı benim çocukluğum gibisin, durduğun yerde durmuyorsun diyor musunuz bazen? Ya bazen demiyorum, ben senin gibi değildim, ben usluydum falan diyorum ama yok, ben de çok yaramazdım. Evrim izliyorsa zaten öyle bir şeyin artık geçerliliği kalmadı, çocukluk fotoğraflarında konuştuk. Durduğum yerde durmuyorum dedin. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Bu, nasıl bir anın fotoğrafı? Bu pandemi dönemi. O zaman tam başları galiba. Ya da Bodrum'da bir işte oynuyordum o zaman. Sefer'in Kızı diye bir iş vardı Bodrum'da. Tam pandeminin patladığı dönem. Bir dönem orada kaldık biz, bir 5-6 ay falan. Ondan sonra İstanbul'a geldiğimizde bu evde çektiğimiz bir fotoğraf. Koşuyorduk, bir şeyler yapıyorduk falan. Sonra artık... Dans etmeyi çok seviyor. Ben de çok severim dans etmeyi, hala severim. Dans ettikten sonra böyle yorulmuştuk, sonra böyle uzandık. Burada mesela Evrim'e bakıyorsunuz ya, parmağını size değdirmiş falan. Ne görüyorsunuz o anda Evrim'de? Ya Evrim çok muhteşem bir çocuk yani. Şu an ne bileyim, gözüm falan doldu ya. Şu an bir şey oldum, duygulandım. Bilemedim yani. İnsan çok, çok şey böyle... yani hissediyorum şu an, hani tarifleyebilirim ama çok muazzam bir duygu olduğunu söyleyebilirim yani. Anlatılmayacak, sadece böyle yaşanınca o hissedilen duygular vardır ya, sanki öyle bir şeyler hissediyorsun. Yani bazen çok dökülmüyor. Evet, bazen anda geçiyor ve kayboluyor ama şu an mesela burada... Onun için bu programın nitelikli olması yani çok değerli yaptığınız şey. Şu an çok teşekkür ederim. Bir anı, şu an da bir an yaşıyorum ve o anı tekrardan başka bir anla taçlandırıyorum. Yani onu anlatıyorum. Belki şu an her yaşadığımız saniye bir an yani. Ve o da çok kıymetli bir andı benim için yani. Öyle söyleyeyim. Böyle güzel anlarınız devam etsin inşallah hep uzun sene. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Evet, bu sanırım işte, bir oyuncak mağazasında. Evet, bu oyuncak mağazasında. Evrim falan da yok burada. Burada ben Arzu ile gezdiğimiz dönemler. Ve oyuncak şeyi severim yani. Böyle PlayStation falan çok hastasıyım da böyle şeyler. Böyle girip yeni konsol var mı? Orada da bir Darth Vader'ı gördükten sonra. O küçük müzik çocuğun büyüdükten sonraki hali. Bir pozumuz olmasın mı diye. Evet, bir pozumuz olmasın mı? Bakış da tam tabii. Evet. Böyle sık sık gezer misiniz, böyle hani AVM'lere falan gittiğinizde ya da bir herhangi bir yerde oyuncak mağazası gördüğünüzde hemen girip? Ya evet, oyuncak, teknoloji, bunları çok seviyorum. Böyle yani yeni bir şey çıkmış mı? Ya telefon falan değil de böyle daha ziyade konsol ya da işte ne bileyim televizyon falan, bunları severim yani. Böyle dijital... telefon çok o kadar merakım yoktur yani, bilgisayar falan, ama böyle oyun, hatta Lego, ya yani o bir standtı yanlış hatırlamıyorsam.
Yani Star Wars'a ayırdıkları bir standtı. Hı hı. Hatta evrime de birkaç parça bir şeyler almıştım oradan. Ama onlar çok inanılmaz. Yani 10 bin parçası falan var. Tabii. Yani hepsi tek yapılıyor. Sanat eseri gibi yani onu bitirdikten evet, sonra inanılmaz. Bir de yapılmışları falan var ya böyle hani. Evet. Siz de alın, siz de yapın tabii, diyen. Tabii. Ve yani hani üçüncü parçada falan. Çok keyifli ama evrimle öyle özellikle var, tatil günlerinde vakit geçiriyorsunuz. Yapıyoruz. Ya yani o da çok seviyor. Hı-hı. Ya puzzle'la falan çok hani uğraşmadık. Yani puzzle da yapıyoruz ama hani öyle binlik falan o kadar girmedik ama Lego'yu çok seviyor ve kendi başına hani çeşitli şeyleri evet. de yapabiliyor. Yani sadece kitapçıkta olan işte araba vesaire orada işte bakıyor onu. Hı-hı. Onu kendi dünyasına göre de onu formüze ediyor yani diğer başka bir şey yapıyor falan. Çok keyifli aslında. Çocuğun dünyasında da çok önemli bir yer. Mesela ben bence babamdan da hatırlıyorum. Pazar günleri mesela bizim maket yapma günümüzdü. Hmm. Uçak maketlerine çok merakı vardı babamın. Her pazar mesela bir hafta içinde alınırdı o. Pazar günü hem çocuklar da oyalanıyor hem işte bir şeyler yapıyorsun. Sonra o ufacık parçalardan böyle kocaman bir uçak çıktığı zaman helikopter, uçak vesaire. Uçan cisimlere bayılırdım. Ondan sonra onu böyle hani evin bir köşesine görmek bir çocuk için çok değerli oluyor. O yüzden evrim kesinlikle çok keyif alıyordur diye tahmin ediyorum. Evet, yapıyor ve onları koyuyor salona, işte mutfağa hı hı. böyle. Kendince onların alanı var, oraları koyuyor. Evet. Bazen kızıyorum, oğlum bunun burada ne işi var falan. Çok kıymetli, orada durmalı. Evet, orada evet. durmalı. Hatta görecek bazen onu. Şey diyor, ya baba diyor sabah bu, ya ben yatacağım diyor ama sabah bunu alma tamam mı diyor. Kalktığım zaman aynı yerde duruyor. Kalktığım zaman aynı. Hala duruyordur yani. İki aydır falan bir tane bir şey vardır. Böyle bir arabası bir şeyi orada duruyordur. Ne güzel. Devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Oo burada neredesiniz? Bu, nasıl bir proje? Ben neredeyim burada falan. Siz neredesiniz? Bir dakika. Ha ben şu köşedeyim. Şuradan bakıyorum. Şuradayım. En sağdayım ben. Barış'ın... Yanında Ceren var. Ceren'in yanında ben varım. Bu Ev Kira Semt Bizim diye bir sinema filmi hı hı. vardı. Kaç? 2017 ya da 18 olması hı. lazım bu. Bu böyle kendi bütçesiyle bizim Mustafa Kenan Aybas. Nerede o yönetmenimiz? Yönetmen yok. Göremedim yönetmeni. Metin abi var orada. Bayağı kalabalık bir kadro. Orhan abi var. Bayağı kalabalık evet. Peki çekimler bittikten sonra mı bu tabii fotoğraf tabii bu çekimler çekildi? Bittikten sonra. Burası şey Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni bilirsiniz. Hı hı. Onun şeyinde bahçesinde çekilmiş bu fotoğraf. Son düğün sahne. Ha Kenan da orada şurada. Yönetmen. Şurada diri. En dedi. Son bitti çekimler artık bir hatıra fotoğrafı. Evet bir hatıra fotoğrafı olsun dendi. Tatlı yorgunluk. Tatlı yorgunluk. Arkada da müzisyen gerçek onlar orijinal müzisyen arkadaşlar. Onlar da hatta çalmaya devam ettiler. Güzel fotoğraf. Çok güzel fotoğraf evet. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Vapurda mısınız? Bu vapurdayız. Bunu Doğukan çekti. Doğukan Polat. O da oyuncu. Kaç arkadaşım. Senesinde çekildi bu fotoğraf? Çok eski bir fotoğraf değil yine bu. Fotoğraf. Geçen sene olabilir. Son yolculuk. Son şey bu. Kimse yok çünkü. Kimse yok evet. Şeyden, İstiklal'den dönüyoruz galiba. Karaköy'den şeye, Kadıköy'e. Vapur değil de sanki böyle motor. Motor evet. Değil tur mi? Yol ha, tamam. falan gibi bir şey. Evet. Nasıl bir anın peki fotoğrafı bu? Ya burada, ne oldu mesela çok eğleniyorsunuz çok ya, içten. Doğukan'la çok eğleniriz biz güldürür beni. Burada ben bir şeyler yapacaktım da o herhalde yapma onu falan. Hatta fotoğraf kaymış yukarıda bir fotoğrafın bir şeyi de var. Ya ışık yansımış sanki. Evet böyle. Bir şey olmuş orada. Peki hadi devam edelim sıradaki güldürür. Fotoğraf gelsin. Evet. Bu nasıl bir anın fotoğrafı? Bu şey, Ay'da İtalyan restoranı vardır. Şeyde, Kadıköy'de. Bu Ay'da da piyano çalıyorum. Yani orada aslında şey... Çalıyor musunuz gerçekten? Yani ufak tefek ama öyle bir profesyonel bir şeyim yok yani. Ama klavyeyi severim yani müzik herhalde üzerine düşseydim
ya piyano ya da elektro gitar çalmayı isterdim ikisini. Mesela bu saatten sonra olmaz mı? Ya olabilir yani. Ama hani bir iddialı bir şey değil yani. Hani eğer ki olmuş olsaydı öyle bir şey, hani o ikisinin üstünde gitmek isterdim. Özellikle de klavye. Peki bunun öncesinde nasıl bir an vardı bu pozu verdi? Ya bu Mehmet orada İtalyan restoranında, hatta sahipleri de arkadaşlarımızdır, Andre ve Elif. Mehmet de onların yanında çalışıyordu. Bu dükkanı kapattıktan sonra böyle Sergi diye bir, yanlış hatırlamıyorsam, bir arkadaş vardı, o piyanisti, o çalıyordu. İnsanlar yemek yerken orada müzik eşliğinde ufak, çok lokal bir dükkandır, çok keyifli bir dükkandır. Hala da durur. Bu biraz eski bir fotoğraftır, 2000, yani eski dediğim yani 9-10 yıllık bir fotoğraftır. Kalk bakayım ben çalacağım falan dediğim bir fotoğraf yani böyle. Acaba hangi, ne çalıyorsunuz? Nasıl bir... Vallahi çok tamamen spontane şeyler yapıyorum. Böyle biraz hafif ufaktan gezindim diyorsun. Öyle yani biraz. Peki hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. O çok keyifli. Hamak sefasındayken. Tabii hamak sefası. Burası Adapazarı, Sakarya tarafında bir arkadaşımın köy evi. Çocukluk arkadaşım var, Zafer'in köy eviydi. Orada çektirdiğimiz fotoğraf böyle bir. Böyle sık sık mesela bir yerlere gider misiniz? Böyle işte piknikli, seyahatli vesaire, yeşilinin, doğanın olduğu yerlerde, değişik bir yerlerde. Hadi kalk, hadi şuraya gidiyoruz, hadi bir sürprizim var falan. Var mıdır öyle bir şey? Ya aslında ben çok gezmeyi böyle, yani çok arzu, Türk Hava Yolları'nda çalışıyor, uçuyor. Yeterince geziyor zaten. Yeterince geziyor ama hala da gezmekten hiç şey yapmaz o, gocunmaz. Ben uzak mesafeleri çok gidemiyorum. Yani, ya da gideceksem orada belli bir süre kalmam. Mesela Küba'ya gitmiştik. Yolda giderken 14-15 saat falan çektik o yolculuğu. Çektik. Çektim daha doğrusu. Yani o da çekti tabii benden dolayı yani. Biraz oralarda huysuzluklarım vardır. Sonra şeyi düşünüyorum ya bunun bir de dönüşü var, hani ne yapacağım yani. Ya tamam. Biraz oralarda, çünkü çok uzak ya, ben de onun için diyorum ki Avrupa falan tamam ama yani çok, ya da gideceksek yani okyanusu geçeceksek bir süre kalalım orada mesela 2 ay. O yolculuğun uzunluğunu unutacak kadar evet, kalmam unutalım, lazım. Unutalım, sonradan tekrardan binelim o uçağa. Yani çünkü onun işi, yani ben, yani o aşkla yapılacak bir iş. Yani ben o işi yapamam yani hayatta, yani gidip gelmek bir dönem. Yani mesela Mardin'de şehir dışında işim vardı. 1,5 saat, ki Mardin yani en uzak galiba herhalde, 1 saat 45 dakikaya falan yakın. Yani o bile beni haftada 2 falan gittiğim oluyordu. Yani istemiyordum. Uçmak, yani seyahat, ama arabayla şeyi seviyorum. Hani dura dura böyle geze geze. Dura dura. O, evet, 4-4,5 saat. Assos, Kuzey Ege falan. Dura kalka geze geze. İzmir otobanından sonra Bodrum belki biraz hızlandı yol. Aa, çok trafik oluyor ama yani orada da evet, Bursa'da öyle. Çok trafik var. Yani evet yine kısaldı ama ben daha yeni döndüğüm için yani felaket trafik. Peki hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Peki bu pozun bu çok, anlamı? Bu iyi bir poz ya. Hoşuma gitti. Bu adam kim? Anlatalım, kendisi oyunculuk yapıyor efendim. Evet, bu Kara Sevda'nın setinden. Bu 2015 falan olması lazım. Kara Sevda'nın setinden bir fotoğraf. Hangi karakteri canlandırıyorsun Kara Sevda? Orada, o da ne izlenen, ne sevilen bir evet, kişi olmuş. Evet, o hatta Amerika'da ilk Türk Emmy ödülü alan evet. Dizi. Orada hangi karakteri? Hakan Komiser. İkinci sezon girdim ben. İlk sezonun sonunda girdim. İkinci sezon devam etti. Zaten 2 sezon sürmüştü iş. Güzel, bir, evet. İyi bir kadro. Yayınlandığı dönem çok izlendi. Çok ses getirdi, çok izlendi. Hatta yani tabii şu anda nitelikli birçok iş var ama o dönem o Türkiye'nin iyi niş işlerinden bir tanesi. Yani güzel bir işti. Peki bu pozun, yani bu sette çekilen bu bir sette, evet, fotoğraf. Set fotoğrafçısı bizim, çocuğun adını unuttum. Fırat, pardon.
Fırat çekmişti bunu, setin fotoğrafçısı. Hatta nasıl buradan geldi bu poz peki o anda? O da bilmem. Yani böyle biraz Al Pacino vari bir şey hissettim bir dönemde herhalde, bilmiyorum. Öyle bir hava, biraz öyle bir, öyle de bir sahnenin bu öncesiydi. Yani öyle bir sahne, ağır bir sahneydi. Girip oradakilere şey, ne derler ona? Sorgu odası öncesi gibi bir fotoğraftı. Sahneydi pardon. Onun öncesine yani bir biraz sonra daha da derin, derin bir şeydi. Evet. Sanki yani o ondan. Belki bir fotoğraf, ışık falan da güzel olmuş. Kesinlikle güzel çekilmiş olarak iyi ve güzel, derin, anlamlı bakmışsınız. Çünkü şeyde de sahne öncesi demenden onu anlamış olduk. Devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Evet. Yine şey, setten anladığım kadarıyla. Bu bizim sahne arası. Sahne arası bu. Beykoz Kunduru olabilir burası. Çok misafir çok geliyordu diziye, Kara Sevda'ya. Yani. Sete ziyarete geliyorlar. Ve şeyden, yurt dışından falan çok insan geliyor. Öyle mi? Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan. Burada bayağı yayınlanırken o an aynı anda orada da yayınlanıyor muydu o zaman, yoksa hani Türkiye'de yayınlandığı bölümleri mi izliyorlardı? Muhtemelen Türkiye'de yayınlandığı bölümleri izliyorlardı. Ama bayağı yani hani sizin için geldik buraya diyorlardı yani. Uçaktan inmişler, set neredeyse. O zaman Instagram falan da bu çok aktifti. Yani ilk böyle işte 2015'lerdi. Falan 2015-2016 işte hani bir story atıyorsun, o story burada konum işte yazıyor bilmem ne, tak hemen birileri geliyor falan ziyarete. Bu öyle. Burak şaşırıyor ya muydunuz yani, mesela oradan buradan geldik, uçaktan indik hemen. Bir de güzel buluyorlar değil mi? Mesela bizim burada bazen haberimiz olmuyor. Nerede set, nerede çekilecek? Mesela o gün tamam işte bir kundura fabrikasına diyelim ki hani çekildi. Ama belki o gün, onların geldiği gün orada çekilmeyecek. İletişimi de nasıl sağlıyorlar, kuruyorlar ve geliyorlar sizin setinize? Yani bilmiyorum ama inanılmaz şeyler. Yani biz o kadar değiliz. Hani onlar çok tutkulular, çok hayranlar yani buradaki işlere, yapılanlara. Çok acayip değil mi? Bir kişinin hiç tanımadığı bir oyuncu, bir sanatçı, bir müzisyen. Bir hayranlık duygusu bana çok acayip ve çok hani böyle altını çok merak ettiğim duygulardan biridir. Yani hiç tanımıyorsun, sadece hani gördüğün, televizyonda izlediğin bir kişi sonuçta, bir insan, tamam bir sanatçı, evet hayranlığı var ama böyle karşılıksız bir sevgi, çok acayip. Evet. Aslında çok takdir edilmesi gereken bir duygu olduğunu da düşünüyorum. Ya tabii yani bayağı bir hediye falan da getiriyorlar yani, bir şey yapıyorlar özel böyle, ne bileyim. Burada peki nasıl bir anın fotoğrafı? Ya burada biz karavanda PlayStation oynuyorduk Burak'la. Hı hı. Öyle bir an bu. Ziyarete geldiler. Ziyarete geldiler işte, sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu galiba sahne de bitmiş herhalde, biz artık normal kıyafetlerimizi giymişiz artık. Kafa dağıtıyorsunuz. Evet, biraz öyle. Peki, devam edeceğiz fotoğrafların öyküsünü konuşmaya. Kısa bir aramız var. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam edecek. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam ediyor. Fotoğraflarının öyküsünü dinlemeye devam edelim. Gelsin yeni fotoğraf. Gel. Bakalım hangisi gelecek? Oo, burada tiyatro sahnesinde. Evet. Hangi oyun? Bu Esaretin Bedeli. The Shawshank Redemption. Şeyin, Stephen King'in romanından. Meşhur film vardır ya bu. Hı hı, evet evet. Morgan Freeman, Tim Robinson. Bu çok yani iyi bir oyundu. Ben sahnede de çok keyif aldığım oyundu.
Öyle söyleyeyim. Kaç senesinde sahneleniyordu? Bu pandemiden önceydi. Hı, hı. Pandemiden önce. Yani kaç senesi? 2017-18. İki sezon falan oynadı. Sonra pandemi girdikten sonra bitti. Ne hissediyorsun mesela ilk bu oyun sahnelendi, işte provalar bitti. İzleyicinin karşısına çıkacaksınız. Ya bu oyunun... Oyun çok güzel. Evet, oyun çok güzel. Hatta biz Kerem abiyle ilk bunu şey yaptığımızda, konuştuğumuzda bana telefon açtı. O zaman biz Karaseyda'da beraber oynuyorduk. Hı. Kerem abiyle. Dizinin olduğu dönem. Dizi bittikten başladı. Sonra bir komedi filmi, bir tiyatro, yani SAKM'de olacaktı. Onun provalarını işte beni davet etmişti. O olmadı, bir şeyler oldu, aksilikler oldu falan. Sonra dedi ki bu Esaretin Bedelini yapacağız dedi. Hatta şeyi okur musun dedi bana. Andy Dufresne'i, başrolü. Tim Robinson. Ben dedim ki ya Kerem abi dedim ben dedim bunu sinemada izledim dedim. Bu karakteri dedim niyeyse dedim içimden gelmiyor. Aslında bir oyuncu başrolü yani oynamak ister yani. Ben dedim ki peki dedi sen ne hangisini oynamak istiyorsun? Ben dedim Bay Hadley'i oynamak istiyorum. Gardiyan vardı orada. O da filmde çok çünkü sahnede biraz daha aktif bir rol olması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha uçan kaçan bir karakterdi. Daha kontrolsüz ya da kontrollü yani alanı daha gelişti. Ama Tim Robinson'da Kaan oynadı. Bence çok da başarılı oynadı. Doğru tercihler olmuş yani. Bu nasıl bir anın fotoğrafı peki sahnede? Bu an nasıl bir an? Bu şey, nasıl bir sahne? Bu hatırlarsınız belki filmden şöyle anlatabilirim. Andy Dufresne'in ilk içeriye Shawshank'e düştükten böyle belli bir süre sonra biraz daha böyle palazlandığı bir sahneydi. Ve orada çatıda Bay Hadley'le yani benim oynadığım karakterle bir bankacı olduğu için biraz genius bir kafası vardı Andy Dufresne'in. Orada vergi borçları bilmem bir şeyler anlatıyordu. Bay Hadley'in de bir problemi varmış işte vergi borcuyla vesaire falan. Onu çözecek mi? Ama adam da çok sert bir adam. Hani bir mahkumun bunu nasıl kalkıp da söylüyor bir gardiyana falan, baş gardiyana. Sonra onu tavladığı bir sahneydi bu. Ve ondan sonra ben de şey diyorum, bira getir diyorum. O biranın mutluluğunu şeyini yani işte keyifli eğlencesini yaşıyor. Tamam hatırladım yani sahneyi. Sahne öyle. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Burada neredesin? Bu bir gala şeyin kardeşim benim galası galiba arkada yazıyor. Şeyin Burak'ın filminin galası. Ha evet Burak Özçivit evet. Tamam. Davetli olarak. Davetli olarak. Projede yer alıyor muydun? Yok ben yer almıyordum. Şey galaya gitmiştik filmi izlemeye. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Nasıl bir anın fotoğrafı? Bu hatırlamıyorum. Böyle durmuşum ben fotoğraf. Böyle durmuşum. Sanki... Muhtemelen set falan bu herhalde. Ya gidiyorum ya sen çıktım. Sen çekmişsin sanki değil mi? Ben mi çekmişim? Gibi duruyor. Olabilir. Peki devam ediyoruz sıradaki fotoğrafla. Peki anlam verin. Aha. Bu fotoğrafın öyküsünü dinleyelim bakalım. Elinde sanki bardak mı bırakıyorsun? Bardak altta var. Altta bir bardak var. Bir proje için çekilmiş bir fotoğraf mı? Ya bunu Ayşe diye bir arkadaşımız, fotoğrafçı bir arkadaşımız çekmişti. Girdik stüdyoya ve dedim ki Ayşe dedim böyle değişik fotoğraflar çekelim falan böyle. Biraz normalin dışında olsun. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle ara ara stüdyoya girip fotoğraf çektiriyor musun? Yani arşiv için hani yeni bir proje gelir vesaire var mı bu arada? Önümüzdeki sezon yeni bir proje. Yani şu an bir görüştüğüm bir tam şey tam dönemi var. Değil mi şimdi yeni evet, sezon? Evet.
Ya bir senedir falan ben bir çizgi filmle uğraştım. Prodüksiyon, genel koordinatörlüğünü yaptım bir çizgi filmin. O işte bitti bir yılın sonunda. Artık yani animasyon ekibi devam edecek. Hani benim orada artık yapacağım bir şey kalmadı. Ben de bu sene işte biraz daha şeye döneceğim. Ekrana veya tiyatro belki. Tabii çok zamanını aldıysa çizgi film projesi sanki böyle oyun evet, daha vakit... yani biraz titiz davrandım. Yani yaptığım her şey de öyle. Yani onu öncelikle yapayım, o bitsin, onu rafa kaldırayım. Çok bölünmeyi sonra... sevmiyorsun. Evet, anladım. Yani yapamıyorum da zaten. Öyle bir yeteneğim yok açıkçası. Yani hem onu yapıp hem diğerini yapan biri değilim. Ama diziler zaten çok uzun saatlerde yayınlandığı için çok uzun çekim süreleri de olduğunu hani biliyoruz. Evet. O yüzden hani bir şey yaparken diziye yetişmek zor olsa gerek. Eğer televizyon projesi ise tabii televizyonda bir dizi projesi ise. Ya o kadar çok büyük bir tempom olmadı televizyonda çalışırken. Ama şimdi şöyle şeyler de oluyor. Yani tabii mesela atıyorum çarşamba günü saat 5'te setim var. Onun için 3'te hazırlanman gerekiyor. Yani hani o günün aslında çarşamba günün senin yok gibi. Ya da işte perşembe de var. 3 gün yoksun yani. Ama 3 saniye, 5 saniye çekmemenin bir önemi yok. Orada senin o günün artık kapalı olmuş oluyor. Dolayısıyla o araya başka bir şey koyuyor olabilmek. Yani yetiştiren var mı? Yapan bilen var yani bunu. Ama ben onlardan değilim. Yani ben o gün onu yapacaksam o gün sadece onu yapacağım. O gün onu yapmam gerekiyor. Yani adapte olmam gerekiyor. Peki güzel fotoğraf. Burada nasıl bir hissiyatla bu pozu verdin peki? Ne hissettin bu pozu verdin? Bu ne hissettim? Yani aslında hislerim şu an açıkça... Kendiyle yüzleşme gibi oldu. Ne hissettim evet. Acaba? Ya böyle şeylerim var. Bazen çıkıyor içimden. Buna benzer şeyler yapıyorum. Tamamen aslında belki de o anda verilen bir poz öyle bakmış. Çok da hani şunu hissettim, bunu hissettimlik bir poz değil galiba. Ya muhtemelen buna benzer şeylerde motivasyonlarım şunlar oluyor. Ya o ondan önce bir müzik dinledim, ya ondan önce bir şey okudum, bir parça, bir paragraf, bir şey ya da bir şey izledim. Onun etkisinde kalıp yaşadığım bir şey olabilir. Yani o dinlediğin, orada... izlediğin her şeyin, herhangi bir şey artık neyse onun ruhunda sende yarattığı bir enerjinin dışa vurumu gibi. Kesinlikle. O zaman algılıyor. Evet. Belki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Burada sette bilgi... makyajda. Böyle bir gürültülü, patırtılı bir sahne herhalde evet, çekilecek. Evet, son şeyin, Sefir'in kızı Bodrum'daki işte son artık dayak yediğim sahneydi. Son hatta kayalıkların arasından atıyorlar beni şeyden, uçurumlardan falan. Biraz bu makyajın geldi. Şeyi başlangıcı daha bu şu kanlar bilmem neler falan bayağı Gürcan yapmıştı onda. O zaten o makyaj odasında o role giriyorsundur tabii diye tahmin ediyorum. Yani değil mi? Şöyle bir şey oluyorsun yani. Nasıl güzel yapılar. Hatırlıyor musun Makyöz'ün, Makyöz Hanımefendi adı? Gürcan, hatırlarım. Çok başarılı, çok tam evet. Sanatçı. Evet. Şey yönetmenimiz diyor ki dayak mı yemişti bu sahnede? Evet onu konuşuyoruz ya zaten böyle patırtılı gürültülü diye. dayaktan bir temiz, dayağı yani. Dayaktan dayağı. Daha da bunun şey misliyle boyanmış. Evet. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Bu nasıl bir sahne? Bu sette şey galiba bir kızın annesiyle tanışacağım karakterin. Orada böyle bir şeyler yapıyorum falan. Fazla oldu galiba orada. Sahne kesildi. O sırada bizimkilerden biri şey, monitörden çekmiş. Güzel bir fotoğraf olmuş evet. Ama. Peki devam ediyoruz sıradaki fotoğrafla. Bu fotoğrafın öyküsü nedir efendim? Nereye bakıyorsunuz? Ya da bakıyormuş gibi mi yapıyorsunuz acaba? Yok yok. Bu şey, bu tamamen Doğukan'la vapurdayız burada. Ya biri adres sordu bize burada.
Öyle mi? Evet. Yani biz kendimizi çekiyorduk. Adres sorunca o tarafa döndük, baktık böyle ne oluyor falan diye. Ama hani bize bu adresi nasıl sordunuz siz gibi bir bakış olmadı ya mı? Ya adres mi bir şey ya da bizi yani bir şey sordu biri. Yani tanıdığını mı ifade etti hatırlamıyorum yani bir şey sordu. Ya yani biz birine bakıyoruz orada döndük. Yani bir anda önümüzde bir şeyle uğraşırken fotoğraf çekerken oraya döndük falan böyle. Ben de oradan çekmişim fotoğrafı. Peki yakada Joker iğnesi Joker, var mı? Evet. Var mı bir... Böyle bir özelliği. Ya, her oyuncunun vardır herhalde bir Joker hayranlığı. Benimki de o kadar. Güzel. O şey galiba Heath Ledger'ın Joker'ı. Hiç böyle herhangi bir projede canlandırmak kısmet oldu mu Joker'ı? Yok. Olmadı. Var mı böyle bir hayal peki? Yani. Neden olmasın? Neden olmasın? O yani ona benzer dişil roller oldu ama hani... Mesela bir önceki işte biraz öyle bir tipti o, kötü. Ama Joker çok anti kahraman bir karakter. Yani ona salt kötü diyemeyiz. Hı hı. Yani adam parayı yıkıyor. Para değersiz onun için yani. Acayip bir şey o. Yani ya gerçek bir karakter ya. Yani. Gerçek de demeyeyim de. Gerçi Christopher Nolan gerçek yapmıştı karakteri. Tim Burton biraz daha fantastik. Jack Nicholson'ın Joker'i biraz daha fantastikti. Güzel karakter. Peki devam ediyoruz sıradaki fotoğrafla. Bir doğum günü kutlaması. Bu benim doğum günüm. Bu şey. Ya benim doğum günlerim hep Neslihan kutlar sağ olsun. Buradan da ona selam gönderiyorum. Bu set bitti. Artık son sahne. Hatta 24 Nisan doğum günüm. 23 Nisan'ın gecesi bu yani. 24 Nisan'a girilecek. Ya da 25'e girilecek. Artık yani ben doğum günümü hiçbir yerde kutlamıyorum. Yani gerçi öyle şeylerim de yok. Hani doğum günüm kutlansın falan diye öyle özel isteklerim de yok ama şey komikti. Set bitti. Artık karavana gideceğiz ve eve gideceğim yani. Hı. Geç birazcık. Şey dendi. Rejiden geldiler. Dediler ki Aram Bey işte bir ufak bir sahne daha var. Ses alınacak mı? Bir şey dendi. Ya dedim ya niye yapıyorsunuz bunu falan. Herkes gitmiş bilmem ne. Tekrardan üstümü giydim ben. Montu da çektim. Üstüme geldim. Sonra işte meğersem sürprizmiş yani. İyi ki doğdun, iyi, iyi ki doğdun. Çok mutlu olmuşsun ama yüzünden evet, çok güzel. Belli. Tabii insan kendini hatırlandığını hissetmek keyifli, güzel bir şey. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Çok güzel bir fotoğrafta. Evet. Neredesin? Burası şey, Beykoz tarafı, Polonezköy de olabilir, at çiftliği. Bu şey bir arkadaşımın atı yani o yarış atlarını böyle şey yapıyorlar bakmak için hani onlar zarar görmesin diye falan. O üstlenmişti bütün sorumluluğunu atıp. Benim de bir hafif bir korkum vardır böyle ata. Yani büyük olduğu için mi artık? Yani korku değil de böyle bir çekingenlik. O gün yendiğim bir gündür bu. Yani at bindin mi hiç? O gün denedim işte. Yani çok keyifli, çok acayip bir şey. Mesela yani. Bir dönem dizisi vesaire bir şey olmuş olsa hani bayağı atın üstünde sahneler olduğu için. Tabii. Muhtemelen nasıl karşılar yani. Değil mi? Ya, bineceğiz yani. Peki ne hissettin burada? Ya çok korkuyla bir şey ama sonrasında içeriye falan girdim bayağı. Bayağı şey yaptım, dağ temas haline geçtim falan, onu yendim yani. Ya korku da değildi o, biraz daha şey bir şey. Bunu tarifleyemiyorum. Belki yani. Hani böyle ne tepki verecek bilmediğin için hani sonuçta. Çok bir de büyük, mesela çocuklar için çok, büyümeleri için çok, özgüvenlerinin gelişmesi için çok kıymetliymiş. Mesela küçük çocuklar vardı, biniyorlardı falan.
bence çok muazzam bir hayvan yani. Bütün hayvanlar güzeldir ama atın da yeri başkadır yani. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Bu nasıl bir fotoğraf? Bu karşıdan da bakayım. Bu reklam filmi. English Home'un Babalar Günü reklamında bir şefi oynamıştım. Peki ne hissediyorsun bu anda? Bu bir fotoğraf mı yoksa sahneden mi? Sahneden bu. Vogue'la galiba tavayla şey yapıyorum. Sanki buradan. Böyle yiyecek değil de minik minik toplar, o pimpon topu gibi duruyorlar. Ha yok, baya havuç, küçük soğan falan, patates, baby patates. Belki keyifli bir fotoğraf olmuş. Devam edelim. Güzel setti ya, çok eğlendiğim bir setti. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak? Ay, Evrim kuş. Peki bu güzel bakışın anlamı ne acaba, ama Evrim'e sormak lazım değil mi? Bu şey, banyo, duş almıştı ondan sonra. Saçlarını yana doğru taramayı sevmiyor. Sevmiyor. O şeyi seviyor. Önüne gelecek. Ben de dedim ki bak dedim yana tarayınca dedim çok yakışıklı olacaksın dedim. Falan gibi bir şey o. Çok tatlı maşallah diyelim. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Burada. Bu hangi setti? Bu Yürek Çıkmazı. Son. TRT'de bir işte oynamıştım. Onun avukat karakterini oynamıştım burada. Setten bir fotoğraf. Peki. Şimdi yaşadığın anları, bize öykülerini anlattığın fotoğraflarla tanıklık etmiş olduk. Yaşamadığın, hayal ettiğin ana geldik. Yani yapay zeka fotoğrafına geldik. Hayal ettiğin anı nasıl tarif edersin diye sorduğumuzda sana olimpiyatlarda koşuda altın madalya kazanmak olarak anlatmışsın. Bakalım yapay zeka senin için bu anı nasıl tasarlamış? Gelsin bakalım ekranlara. Vay, ne bu şekilde tasarlamış ya. Efendim. Buyurunuz, programımızın hatırası olarak şöyle takdim etmek istiyorum. Böyle bir an mıydı hayal ettiğin an? Tam olarak. Güzel bir anmış. Oğlum bu kadar iri miyim ya ben? Yapay zekanın sınırı yok. Kendisinin takdiri. Ama koşu. Ve herkes iri yalnız tabii bu arada. Yani arkadaki koşucular da. Evet, arkadakiler de. Olmuş mu hayal ettin? Güzel. Çok peki, iyi. Hayal ettiğin tüm anların gerçek olmasını dileyerek. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fotoğrafın öyküsünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.